Magazin 8 ekipleri caddelerin, sokakların yolunu tuttu. Sağlıklı yaşam ve kilo vermeye dair en çok merak edilenleri siz değerli izleyicilerimizden öğrendi. Ardından Doktor Murat Topoğlu bu soruların yanıtlarını verdi. İzliyoruz. Bölgesel kilo vermek mümkün mü? Kilo vermek isteyenler, sağlıklı beslenmek isteyenler dikkat! Doktor Murat Topoğlu, Magazin 8 izleyenlerinin en çok merak ettiği sağlıklı beslenme ve kilo verme üzerine tüm soruları yanıtladı. Bir tane salatalık bile yerseniz, mekik hareketlerini sakın yapmasınlar. Sağlığın değeri kaybedildikten sonra anlaşılıyor. Günde 6 öğün beslenmek sağlıklı mı hocam? Tabii kişiden kişiye değişiyor bu. Yani 3 ana öğün, 3 ara öğün beslenebilirsiniz. Ama günde sabah ve kahvaltını mutlaka yapmak zorundayız. Ama kahvaltı yapmak istemiyorsanız bile herhangi bir meyve yiyip çıkabilirsiniz. Ama özellikle öğlen daha sıkı yemeniz gerekiyor. Yani et bir şey yiyorsanız, tavuk yiyorsanız öğlen yiyin. Akşama genellikle salata yoğurt yapalım, öğlenleri et yiyelim. Dolayısıyla 3 ana öğün, 3 ara öğün. Ara öğünlerde ne tavsiye edeceğiz? Özellikle de meyve. Her tür meyve yiyebilirsiniz. Günde 3 porsiyon meyveyi geçmiyorsunuz. Her porsiyon meyve bu büyüklükte bir meyve oluyor. Bu soru herkesi yakından ilgilendiriyor. Karnımı eritmek için ne yapmalıyım hocam? Karnımızdaki olan yağlar da sonuçta bir kilo fazlalığımız var demektir. Ama karın kaslarını en güzel götüren şeylerden bir tanesi yapmış olduğunuz düzenli bir diyet. Ama bunun yanı sıra mutlaka yürüyüşler şart. Mekik yapmanızı istemiyorum. Mekik karnınızı küçültmez. Kilo verirseniz karnınız küçülür. Gece herkes bir anda acıkabilir. Yatmadan önce çok acıkıyorum. Ne yemeliyim hocam? Evet, en büyük sorunlardan bir tanesine geldiniz. Yatmadan önce çok acıkıyorum. Ne yapmalıyız? Çünkü yatarken yiyeceğiniz pasta, börek size kilo aldırır. Bütün gün boyunca diyet yapmışsınız ama akşam bozmuşsunuz. Geçmiş olsun. Onun için gelin size güzel bir formül vereyim. Hemen elime bir tane ekmek alıyorum. Bu ekmeğin üzerine güzelce bir yoğurt sürüyorum. Ve yoğurdun üzerine ne yapacağım biliyor musunuz? Çok azıcık zerdeçal koydum. Bakın çok azıcık şöyle bir zerdeçal koyuyorum. Ve biraz da toz zencefil aldım elime. Ve birazcık da toz zencefil koyuyorum. Ve bunu afiyetle tüketiyorum. Bir başka örnek vereceğim. Yine karnımız çok acıktı. Yine elime marul aldım. Marul ne yapacağım zannediyorsunuz? Bakın marulun içine güzelce yoğurtlu koyuyorum. Kendime güzel bir sandviç yapıyorum. Bunun üstüne de şuradan birazcık pul biber koyuyorum. Bunu diğer marul yaprağıyla üstüne kapatıyorum. Ve bu şekilde kendime ekmeksiz sandviç yaptım gördüğünüz gibi. Bu ekmeksiz sandviçi yiyelim. Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür. Hocam diyet yaparken egzersiz de yapmalı mıyım acaba? İlk hafta başlamayın spora. İlk hafta insanlar günde 5 saat spor yapıyorlar, her gün yapıyorlar. Belki çok sert bir diyet yapıyorsunuz, çok hızlı kilo veriyorsunuz ama ikinci hafta o diyeti tam yapsanız bile egzersiz azaltırsanız kilo alırsınız. Onun için ilk hafta yapmayacaksınız, yasak koyuyorum. İkinci hafta başlayacağız egzersize. Nasıl yapacağız? Haftanın 3 günü birer saat yürüyeceğiz. Doğru olanı yapmak insanı sağlıklı kılar. Hocam günde kaç dakika yürümeliyim? Tabii yaşımıza göre değişiyor bu. Çok yaşlı bir insansak, kalp hastalığımız da varsa 10 dakikadan fazla yürüyün demiyorum. O da haftada 2 defa ile başlayın. Ama bunu yavaş yavaş artırabilirsiniz. 15 dakika, 20 dakika, daha sonra en az 45 dakika yürümemiz lazım. Çünkü 45 dakikanın altında yürürseniz metabolizmanız çalışmaz, kilo veremezsiniz. Ve yağ yakımı da 45 dakikadan sonra başlar. Bu soru diyet yapanları yakından ilgilendiriyor. Kepekli ekmek, pirinç, makarna kilo verdirir mi hocam? Kepekli olması sadece %5 civarında kalorisini düşürür. Ben size şuradaki tam buğday ekmeklerini ve çavdar ekmeklerini tavsiye ediyorum. Günde her zaman söylediğim gibi 2 dilim ekmek tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra tabii ki şu pirinç pilavını yerseniz inanılmaz kalori alırsınız. Bunun yerine size bulgur pilavını öneriyorum. Elma tüketmenin bile doğru bilgisi bulunuyor. Hocam hangi çeşit elma diyet için daha faydalıdır? Aslında bütün elma yararlıdır ama gelin size hop. İşte yeşil elma, işte kırmızı elma. Aslında ikisi de sağlıklı ama siz gene de yeşil elmayı tercih edin diyorum. Daha ekşi, daha az kalorisi var ama
Nasıl yiyeceğiz biliyor musunuz? En önemli tarafını söylüyorum. Böyle sıra sıra yiyeceğiz. Kabuklarıyla. Kabuksuz elma yersiniz kilo alırsınız. Kabuklarıyla yersiniz kilo verirsiniz. Çünkü kabukları bağırsaklarınızı çalıştırır. Doktor Murat Topoğlu'na sık sorulan bir soru var sırada. En sağlıklı yağ hangisidir? Sıvı yağların hepsi sağlıklı. Ayçiçek yağı, zeytinyağı, susam yağı, soya yağı. Ama biz Anadolu'yuz. Biz zeytinyağını severiz. Zeytinyağından vazgeçmeyeceğiz. Ama ne kadar koyacağız biliyor musunuz sebze yemeklerine? Bir çorba kaşığından fazla koymayacaksınız kişi başı. Eğer ailede 4 kişiyseniz 4 çorba kaşığı koyacağız. Fazlası kilo aldırır size. Bu soru özellikle kilo vermek isteyenleri ilgilendiriyor. Acıktığım zaman abur cubur yemek istiyorum. Bunu nasıl engellerim hocam? Tabii ki atıştırmak için fındık fıstık tarzı atıştırmayı tercih etmeyeceksiniz. Onun yerine bir tane salatalık bile yerseniz, bir tane domates yerseniz bu atıştırma hissinizi kaybedersiniz. Ya da dediğim gibi bol miktarda özellikle atıştırma hissi olduğu zaman su içeceğiz. Çünkü atıştıracağınız şeyler size kilo aldırabilir. Ülseri olanlar dikkat! Baharat ülserimi tetikler mi? Baharatlar tabii ki eğer midenizde şikayetiniz yoksa baharatların hiçbirisi dokunmaz. Ama midenizde bir gastrik ülser dediğimiz bir durum varsa veya reflünüz varsa çok fazla acılı olarak baharatları tüketmemiz lazım. Yani özellikle pul biber tarzı. Onun yerine daha farklı kimyon gibi işte tarçın gibi diğer baharatları tüketebilirsiniz. Karın kası için saatlerce spor yapanlar dikkat! Karın kası yapabilmek için neler yemeliyim? Karın kasları eğer karnınızda göbeğiniz varsa yani bir yağ fazlası varsa o yağları götürmeniz lazım. Ama göbekli olan erkeklerde özellikle kilo vermeden mekik hareketlerini sakın yapmasınlar. Bu çok önemli. Onun yerine diyet ve egzersizle yani yürüyüşlerle önce fazla olan karnındaki yağlarını götürsünler. Ondan sonra da en önemli şey protein ağırlıklı beslenmesidir. Protein ne de var? Kuru fasulye de var. Protein nerede var? Yumurta da var. Ve et de var. Bu tarz beslenmeyi daha ağırlıklı verirseniz o zaman karın kaslarınız da güçlenir. Çay tüketenler dikkat! Şekersiz çay içmek kilo vermemizi sağlar mı acaba? Çayda çok büyük antioksidanlar var. Hakikaten özellikle siyah çay dediğimiz grupta. Fakat benim tavsiyem günde 2 ya da 3 bardak içeceğiz fakat şekersiz içeceğiz. Eğer istiyorsanız tatlandırıcı kullanabilirsiniz. Günde 5 ila 6 tane tatlandırıcı geçmezseniz sorun yok. Ve içindeki antioksidanlar aynı zamanda bizim vücudumuzu kilo vermeye de hızlandırır. Daha fazla kilo verdirecek çok özel bir şey açıklayacağım. İlk defa burada açıklıyorum. Ne yapacağız biliyor musunuz? Diyet gazoz yapacağız. Diyet gazoz olur mu? Olur. Nasıl yapacağız? İşte bir maden suyu aldım elime. Maden suyunu kapağını yavaşça açıyorum. Hop. Şimdi bakın ne olacak. Bunun içine biraz limon sıkacağım. Başka bir şey daha yapacağız. Bu çünkü ekşi oldu. Bunu içine 3 tane ya da 2 tane küçük tatlandırıcılardan koyacağım. Bakın. Bir tane. Ben biraz tatlı fazla seviyorum. Onun için 3 tane yapacağım. Bakın ne olacak şimdi. İşte size diyet gazoz oldu. Afiyetle tüketin. Saunaya girenleri ilgilendiren bir soruda sıra. Sauna zayıflatır mı hocam? Ya hakikaten şu sauna zayıflatıyor mu? Sauna asla ve asla zayıflatmaz. Şimdi tamam giriyorsunuz saunanın içine böyle terliyorsunuz buram buram. İçine de bir buhar suları atıyorsunuz falan filan. 10 dakika 15 dakika. Tamam çıkışta belki 750 gram su olarak atıyorsunuz ama onun yerine kalkıp bir bardak da su içtiyseniz sizin vermiş olduğunuz kilo ki kilo değil o su. Onu tekrar geri alıyorsunuz. Bu soru özellikle kadınları yakından ilgilendiriyor. Hocam bölgesel kilo vermek mümkün mü? Şimdi tabii ki bölgesel zayıflama önemli. Mutlaka o almış olduğu kiloları bir kere vermesi lazım. Ama verirken eğer egzersizlerine devam ederlerse, biraz barfix veya biraz gülle dediğiniz şeyleri kaldırıp ederlerse ve yürüyüşleri de yaparlarsa buradan mümkün olduğu kadar sarkmadan veya gevşemeden kilo verebilirler. Ama eğer onunla yapılamıyorsa bizim tabii ki kendi kliniklerimizi yaptığımız işte lipoliz dediğimiz lazerli radyo frekans dediğimiz tedavilerle de bunu rahatlıkla sarkmadan kilo vermesini sağlıyoruz.